Merhaba arkadaşlar. Nur Gülün ve İniyorlar YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi size bugün bu çok güzel bir modelin nasıl yapıldığını anlatacağım arkadaşlar. Böyle kardelen çiçeğine benzettim modelimizi. Evet arkadaşlar, kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi İlk önce çiçeğimizin yapımı sonra da yaprak ve çiçeğimizi çatma işlemiyle devam edeceğiz arkadaşlar. Modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, ilk önce bu beyaz kısmının yapımıyla başlıyoruz. Şöyle beyazımızı alıyoruz. Beyazımıza 9 tane zincir çekiyoruz. 8 9. Şurayı biraz hafif sıktırıyoruz. Fazla değil. İlk baştaki zincire giriyoruz. Bu şekilde tığımızın başına dolamadan yarım sık iğne yapıp yuvamızı kapatıyoruz. Sonra arkadaşlar 3 tane zincir çekiyorum. Tığım başını bir defa doluyorum. Bu yaptığım yuvaya giriyorum. Bu şekilde. 2 2 alarak küçük bir trabzan yaptım bu şekilde. 3 zincir çekiyorum. Tığımın başını tekrar doluyorum. Bu yuvaya giriyorum. Şu ipi de arada götürelim arkadaşlar sağlamlaşsın. 2 2 olarak aldım. Tekrar tığımın başını doladım. Buraya 2 2 alarak 2 tane trabzan yaptım arkadaşlar bu şekilde. Bunu keselim. Bir tane buraya 3 zincirden oluşan yuvamızı yaptık. Yine aynı şekilde 3 tane zincir çekiyorum. tığım başını bir defa doluyorum. Aynı yuvaya girip 2 2 alarak trabzan yaptım. Bir defa doladım. Tekrar yanına bir trabzan daha yaptım. Bu şekilde. 3 zincir çektim. Yuvaya girip 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. Yuvaya girip 2 2 zincir çekerek buraya 3 tane yuva yaptım arkadaşlar. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 2 3 4, 5. Buranın yuvasını biraz iki tanesini büyük yapacağız. 2, 2 olarak aldım. Küçük bir trabzan yaptım. 2, 2 olarak aldım. Trabzan yaptım. Şimdi yine 5 zincir çekiyorum. Çünkü iki tane yuvan 5 tane zincirden oluşuyor. Buraya 3 zincir çekmiştim arkadaşlar. Bu şekilde. O 3 zincirin başındaki zincire battım. Trabzanımızın tepesine yani. Bu şekilde bir tane zincir çektim ipimi koparttım şimdi arkadaşlar şu koyu renkteki olan yerle devam ediyoruz bu şekilde bir tane zincir çekip mor ipimi tığıma tutturdum şu büyük olan iki tane beş zincirden oluşan yuva, yuvalarımı yapacağım buraya bir tane bu şekilde sık iğne yapıyorum arkadaşlar bir iki zincir çektim pardon arkadaşlar bir zincir daha münasip bir zincir çektim Tığım başını bir defa doladım İki. iki olarak aldım iki tane trabzanım oldu bir defa doladım İki. iki olarak aldım üç dört beş altı yedi 8 9 Şimdi 10. yüyü de arkadaşlar bir zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya batıp bu şekilde sık iğne ile kapatıyorum. Sonra yandaki yuvaya geçip sık iğne ile kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak alıyorum. Aynı birinci yuvada yaptığımız işlemi buraya da yapıyoruz. Bir defa doladım. 2 2 aldım. 3 4 5 6 7 8 umarım doğru saydım. 2 4 6 8 doğru. 9 10'uncuya gelince hemen bir zincir çekip aşağı sık iğne yaparak bu şekilde batıyorum ve bir zincir çekiyorum buraya ipimi koparıyorum Evet arkadaşlar şimdi bu pembe olan kısmına geçiyoruz morla da işimiz bitti yine bir zincirle tutturdum şu iki morun arasındaki trabzan iki tane trabzanımın arasına arkadaşlar bu ortada çektiğim yuvamız şöyle aralıyorum iki tane trabzanın arasını yuvadan girip tığımı görüyorsunuz arkadaşlar Buraya ipimi bu şekilde sık iğne ile tutturacağım. Bu şekilde. Şimdi elimi de tutayım pırttırmadan. Sık iğne ile buraya tutturdum. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buraya bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. 3 4 5 Bu şekilde buraya 5 tane yaptım. 5 olunca hemen 6. trabzanımı da bir tane zincir çektim. Sık iğne olarak yuvaya geçtim. Bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi oraya küçük gülen bebek gibi bir papatya yaprağı yaptım şekilde şimdi iki zincir çekiyorum şunun hemen yanındaki morumuzu bitirdiğimiz yer görüyorsunuz bu yuvaya sık iğne ile zincirimle geçtim iki zen, bir zincir pardon arkadaşlar iki alışmışız diğer dolgularda bir zincir çektim tığımın başını bir defa doladım iki iki olarak aldım şu papatya dönümlerinin şöyle sık iğne gibi olmasını istediğim için sadece bir zincir arkadaşlar. Çünkü iki zincir biraz dik duruyor, kaba durduruyor. O yüzden bir zincir. İki oldu şimdi trabzanımız zincirle beraber. 3, 4, 5. Zincirle beraber 5 oldu. Şimdi bir zincirle beraber sık iğne yaptım. Burasının alt oldu arkadaşlar gördünüz. Tekrar yandaki yuvanın içine sık iğne ile geçti. Bir zincir. Bir defa doladım. 2 2 aldım. Bir defa doladım. 2 2 aldım. 3 oldu. 4 oldu. 5 oldu. 6.'yı da bir zincir çekerek sık iğne ile buraya bu şekilde battım. Yandaki yuvama girdim. Bir zincir çektim. Şimdi arkadaşlar şu ipi şuradan alayım gözünü. Buraya da aynı şekilde bir zincir çektim. Bir defa doladım, 2 2 aldım. Bir zincir çek şey bir defa doladım, 2 2 aldım. 3 4 5 Altıncıyı da buraya bir zincir çekerek arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi yaptım. Yani kapattım papatyamı. Şimdi buraya arkadaşlar bu morun dibine batıyorum bu şekilde sık iğne ile koyu rengin için dibine ve buraya 3 zincir çekiyorum. Trabzanımın tepesine bu şekilde çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar 2 zincir çekerek tüm trabzanlarımızın tepesine böyle kirpikler, pipirikler yapacağız. 1 2 zincir buraya bat. 2 zincir yandaki trabzanın tepesine bat. 2 zincir bat. 2 zincir bat. 2 zincir bat. 2 zincir buraya bat. 1 2 2 zincir çektim. Şu arkadaş şu arkadaşlar şu sık iğne ile yaptığım bu geçişin yerine yine iki zincirle indim. Tekrar iki zincir çektim. Bu birinci trabzanımın tepesine bu şekilde ikinci iki zincirle trabzanın tepesine battım. Bir iki zincir çektim. Yanındaki trabzan tepesine kirpiğimi yaptım. Aynı şekilde bunun da etrafını kirpiklerle böyle kenar kontürü gideceğiz arkadaşlar. İki zincir bat. İki zincir Burada da yedi tane arkadaşlar ee, Kirpiğimiz oluyor Yine iki zincir çektim Bu koyu rengin dibine battım arkadaşlar Bir zincir çektim Şunu artık kaldıralım Bir zincir çektim ipimi kopardım Pembe ile de işimiz bitti Hatta gülle işimiz bitti arkadaşlar gülümüz tas tamam artık bu yaprak işlemiyle çatacağız şimdi yaprağımızı yapıp bu gülümüzü çatmaya geldik şöyle bir iki zincirden oluşan ara vereceksiniz arkadaşlar şöyle iki zincir çekip tığ battıya batacağız bu şekilde iki zincir çekip tığ battıya batacağız ben 15 tane yaptım arkadaşlar eli sık olanlar benim elim gevşek. 20 tane falan ara verebilir bu arasını. Göz kararı kendiniz ayarlayabilirsiniz de arkadaşlar. Şimdi buraya 10 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yaprağımızı yapıma başlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde yemenimizi ters çeviriyoruz. Bir tane tığ battı. Atlayıp bu ikinci tığ battının burada yaptığımız sık iğne var ya arkadaşlar battığımız tığ battısına. Oraya bu şekilde bir yuva olarak dönüyoruz. Bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Buraya 4 tane sık iğne yapacağım. 2 3 ve 4. sık iğne. Bu şekilde. 4. sık iğnemi yapınca 10 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10. 10 tane yaptım arkadaşlar sık iğnemi. Buradan 4. sık iğne yukarıdan sayın 3 4 5 4. sık iğneye batın buraya küçük bir yuva yapacağız arkadaşlar şu şekilde geriye kalan yeri arkadaşlar buraya 7 tane sık iğne yapıyoruz bu şekilde sık iğnelerimizin üzerine gideceğimiz için fazla sıktırmayalım arkadaşlar şöyle hafif bolumsu alın alırken Böyle çat çat almayın. Gördüğünüz gibi üzerine batacağımız için zorlanmasın tığımız. 6 7 Çünkü arkadaşlar sayı önemli. Bir tane atlay, bir tanesi kı iğne olacağı için 1 2 3 4 5 6. Doğru bir eksikmiş. Bu da 7. İçime sinmeyince. 8. sık iğnemi yuvaya battım. Sonra 3 zincir çekiyorum. Dönüyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Bir defa doluyorum. Bir sık iğne atlayıp ikinci sık iğneme 2 2 olarak alıp küçük bir trabzan yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum. Dönüşte sadece 3 arkadaşlar. Burası iki zincir. Bir defa doladım. Bir tane sık iğne atlayıp ikinci sık iğneye battım. 2 i̇ki, 2 iki. İkinci kutucuğumuzu da yaptık. 2 zincir. Bir tane atlayıp ikinciye battım. Bu da üçüncü kutucuğum arkadaşlar. Şimdiki zincir çekiyorum. Bu yaptığım yuvaya dördüncü kutucuğumu yuvaya yapıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tutarsanız biraz küçük olduğu için yuvamız. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine girip iki iki olarak alıyorum. İki zincir çekiyorum. Aynı yuvanın içine üç tane yapacağız. İki iki olarak aldım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Aynı yuvanın içine girip 2, 2 aldım. 3 tane bu yuvamızda, 4 tane de yanlarda 7 tane yuvamız oldu arkadaşlar. Şimdi tam karşılarına yapacağız. 2 zincir çektim. Bu şekilde bakın burada onu battığım yerde 2, 2 aldım. 2 defa zincir çektim. Yine aynı şekilde tam karşısına battım. 2 defa zincir çektim bakın buraya da aynısı 4 tane olacak 3 tane ortada Şimdi Tam karşısına Çubuğumuzun 3. Kutucuğumuzu yapıyoruz 3 zincir çekiyoruz yine Bu aynı Arkadaşlar Battığımız yer var ya şu dibinin karşısında Buradaki sık iğneme batıyorum Bu şekilde bir zincir çektim arkadaşlar buraya döndüm bu şekilde ve sık iğne yaptım içine sadece baştakine bir üç tane yapıyorum diğerlerine iki sık iğne yapıyorum arkadaşlar bu şekilde bir iki defa doldum yandakine bir iki her kutucuğun içine iki sık iğne yapıyorum çocukları dolduruyorum. Evet, ortaya geldik. Bu şekilde. Tekrar 2 olacak arkadaşlar. 2 1 2 Tekrar 1 2 Evet arkadaşlar şimdi bu kutucuğu da doldurduk bakınız burada tam 3 kutucuk var 3. kutucuğa geldiğimizde bir sık iğne ile giriyoruz sonra arkadaşlar burada gülümüzün bir kenarından çatacağız şimdi şimdi burada 7 tane gördüğünüz gibi kirpiklerimiz var adeti sayacağız 1 2 3 4 3 bir tarafta kirpik, 3 bir tarafta kirpik bırakıp bu ortadaki kirpiğimizin içine girip sık iğne ile buraya tutturduk. Bir sık iğne gülümüzün kenarına tutturduk. Bu şekilde birini de buraya yapıyoruz ve sık iğnemiz tamamlanıyor. Tekrar arkadaşlar buraya bir sık iğne iki adetlerini dolduruyoruz. Bir sık iğne 2 sık iğne. İlk baştakine 3 sık iğne demiştik arkadaşlar. Bu şekilde buraya sık iğnemizi doldurduk 3 tane ve orta büyük yuvaya, 10 zincirden oluşan yuvaya giriyoruz. Bu şekilde. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyoruz. Gülümüzün tam orta birleşimi var ya arkadaşlar, şu iki morun arası burası buraya bir şekilde tam orta yerinden ilmeğimizi bakın arkadaşlar şurası tam orta yerinden yeşil ilmeğimizi bir ilmek alıyoruz oradan çıkıyoruz sık iğne ile sabitliyoruz bu şekilde artık gülümüzü çattık ortasından da buraya dört tane sık iğne yapıyorum yeşil zincirimin içine dönüyorum çıktığım zincirimin içine 3 4 5 5 tane sık iğne yaptım. 5 tanesi 5 tane sık iğne yaptım. 4 tane zincire bir tane de yuvanın içine sık iğne yaptım arkadaşlar. Tekrar buraya 4 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 dördüncüyü de Aynı tığ battının içine girip yapıyorum bu şekilde. İki zincir çekiyorum, tığ battıya girip tığ battı yapıyorum. İki zincir çekiyorum, tığ battıya girip tekrar tığ battı yapıyorum. Şöyle arkadaşlar, 3 tane olacak tığ battımız. Külümüzün büyüklüğüne göre de hesaplayabilirsiniz. Şimdi üç tane tığ battı yaptım. Burada 7 tane kirpiğimiz vardı ya arkadaşlar. Sayacağım. Şöyle dördüncü kirpiğe 3 bir tarafta kaldı. 3 de öbür tarafta. Tam ortadaki kirpiğe. Bakın. Şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 kirpiğim. 1, 2, 3 hesapladım. Dördüncüye battım. Göz kararı saydığım için. Şimdi bu şekilde battım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir zincirle battım, bir zincirle. Gördüğünüz gibi öbür trabzana geçiyorum. 1 2. Artık gülümüzle işimiz bitti. Çatma işlemi de bu kadar arkadaşlar. 2 zincir çekip 15 tane tığ battı yapıyoruz arkadaşlar. Aralarını tığ battı olarak hesaplıyoruz arkadaşlar. 1 2. 1 2 zincir çekip bu şekilde bitiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bu şekilde tığ battısını yapıp ipimizi yaktık. Gördüğünüz gibi kalıp gibi oyamız gülümüz dolgulu. Bu da sıkı iğneli arkadaşlar. Hiçbir yere kıpırdamıyor. Bu yuvamız da bu şekilde. Dibi de sıkı iğneli olduğu için. Evet arkadaşlar. Gülümüzün yapımı, oyamızın yapımı bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.